Tarih ve medeniyetten herkese iyi akşamlar. Efendim yine Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil hocamızla bir tarih ve medeniyetle sizlerle birlikteyiz. Tarih paylaşımlarınız ve sorularınız için bizlere nasıl ulaşıyorsunuz? twitter.com/tarih-medeniyetten, tarihvemedeniyet@sine5.com.tr'den bizlere ulaşabiliyorsunuz. Efendim geçtiğimiz hafta Sure'yi işlemeye çalıştık. Bu haftada kaldığımız yerden devam edeceğiz, öyle değil mi hocam? İnşallah. Ama öncesinde tabii ki gündem diyeceğiz. Tarih gündemiyle yine bilinmeyenlerle birkaç noktaya değinmeye çalışacağız ve geçtiğimiz günlerde Profesör Doktor İlbey Ortaylı'nın da katıldığı bir programda muhteşem tartışma denildi ve haberlere düştü hocam. Özellikle işte neredeydiniz kısmı, biliyorsunuz malum dizilerle ilgili çok fazlasıyla hem reyting alınıyor hem de konuşuluyor dendi. Ve muhteşem tartışmanın içerisinde de sayın hocamız, profesörümüz dedi ki 3 yıldır neredelerdi? Şimdi bu 3 yıldır neredelerdi sorusu izleyicilerimizin bayağı dikkatini çekmiş, evet. Olmalı ki bu konuda da yorumlarınızı merak ediyorlar. Dilerseniz haftaya böyle başlayalım. Şimdi o programı gerçekten bir kısmını ben de takip ettim. Evet, çok genç bakış. Çok önemli noktalara değindi İlber Bey. Ve hemen hemen dizide doğru bir şeylerin olmadığını, yani o Hürrem'in Hürrem olmadığını, o Kanuni'nin Kanuni Sultan Süleyman olmadığını, yani dizinin tarihle en küçük bir bağının bulunmadığını neredeyse ifade etti. İşin o noktası çok doğru. Tabii 3 yıldır neredeydiniz onlar başlık olarak atılınca aslında bizde biraz hani hafızayı beşer nisyan ile malüldür demişler. Biz bazı şeyleri çabuk unutabiliyoruz veya zaman içerisinde ortaya bir takım başbakan o serzenişte bulunmasaydı, o tavrı göstermeseydi belki dizi normal işte bir takım tenkitlerin etrafında kalıyordu. Ama başbakan söylediği zaman birdenbire gündem oluştu. Yani herkes yeniden tartışmaya başladı ve bunun da şeyi devam ediyor. Aslında biz dizi hemen hemen çıktığı gün, hatta şöyle söyleyelim biz bunu. Yani dizinin fragmanı çıktığında o kadar büyük bir tepki kondu ki insanlar dediler ki daha diziyi izlemediniz, nasıl söylüyorsunuz? Perşembenin gelişi çarşambadan belli olur demişler. Yani onun da özetini gördüğünde sen neticeyi anlıyorsun. Ben eskiden böyle filmler, sinemalar vardı, özetleri vardı. Özeti okuduğum zaman sinemayı başını ve sonunu yazmaya çalışırdım ve anlatırdım şöyle diye. Yani bir şeyin neticesi bellidir. Kaldı ki onun fragmanında her şey belliydi. Ama birinci bölümü izlemeden ben de tenkit yapmadım. Zira derler ki işte daha izlemediniz, bu bir fragmandır. Fakat birinci bölümü izlediğimde dizinin doğru tek bir karesi yok diye ifade ettim. İnküca, anküca, o nerede, bu nerede demişler. Onunla bunun arasında isim benzerliğinin dışında hiçbir şeyin olmadığını. Ve Aynur Hanım, Türkiye tarihinde ben zannetmiyorum bu diziye konulan tepki kadar hiçbir programa konulmamıştır. Hı hı. Türkiye'de yoktur. Ancak buna hükümet üyeleri de söz söylemeye başladığı zaman sanata müdahale, diziye müdahale, tarihe bir takım şeylere nasıl müdahale edersin diye. Bu defa el bir ağızdan, hep bir ağızdan, yani sanki Kanuni'ye, Osmanlı'ya vuracaksan vur kardeşim. Sanatla vur, filmle vur, romanla vur, her şeyle vur, sana mübah. Bunun yanında bir başkası olsa inanın Türkiye'de yer yerinden oynar. İşte mesela hocam bir ama parantez... bu oldu mu vurun diyorlar. Evet. Ve gün geçince de 3 yıldır neredeydiniz? Bu denmez. Bunu söylememek lazım. Zira bir şeyin neresinden, bir zararın neresinden dönülürse kârdır demek lazım. Yani sen evet yanlış bir yolda gidiyorsun. Ya kardeşim 3 yıldır gitmişsin, devam et. 5 yıldır gitmişsin, devam et. 10 yıldır gitmişsin, devam et denemez hiç kimseye. Bir şey zararlıysa ona ne dersin? Dur burada dersin. Nerede olursun olsun. Onun için bizim hani çok hoş ifadelerimiz var. Bir zararın neresinden dönülürse kârdır. Bunu da ifade etmek lazım. Fakat başbakanın tavrıyla beraber bir yönden de İlber Bey'e hak da veriyorum. Başbakanın tavrıyla beraber herkes dava açmaya başladı. Bu sırada ortaya yine bir gündem çıktı. Biz yasa hazırlıyoruz ve işte bu yasayla düzenlenecek. Nerede bu yasa? Hazırla kardeşim o zaman. Ben de açacaktım. Bana da avukatlar dediler.
Hocam dediler artık yasa geliyor dediler. Şimdi 2. Abdülhamit'in torunu Orhan Osmanoğlu da aynı şekilde diziye tepkisini koyarak ilerleyen günlerde biz bu ecdadımız olarak biz Osmanlı Hanedanı kalan torun olarak rahatsız oluyoruz ve gerekirse bunu incelemeye alıyoruz ve biz de davamızı sonuna kadar açacağız ya, denildi mesela. Yasa? Geçtiğimiz hafta. Evet, yani evet. Şu yasa çok mu zordur? Nedir ya bununla ilgili bir düzenleme? Neticede tarihe, tarihi değerlerine, tarihi şahsiyetlere, senin birliğine, bütünlüğüne, her şeyine saldıran bir şey. Önce ne yaptılar? Önce işte bunun tarihi şahsiyetlerle ilgisi yoktur diye yazı yazdılar. Evet. O zaman bence birinci söylenecek söz isimlerini değiştir. Tarihi şahsiyetlerle ilgisi yoksa tarihi şahsiyetlerin isimlerini koyamazsın. Değil mi? Ben birisine iftira edeceğim. İftira edeceğim romanda. Her şey onu gösterecek. Sadece başına bunun gerçek kişilerle ilgisi yoktur diyeceğim. Kimi kandırıyorsun? Her şey, bütün adresler oraya çıkacak. Ama öyle mahkeme yoluyla bunu vazgeçiremez mi? Veya filmini çekeceğim. Her şey o kimseyi gösterecek. Günümüzde yaşayan bir kimse. Sadece başına da onunla bir ilgisi yoktur diyeceğim. O bile onu gösteriyor. Baba ben sigara içmedim demek gibi bir şey. Senin her sözün, her hareketin, şimdi de ne yaptırıyorlar? Hürrem namaza başladı diyorlar. Ya yapma, bu kadın namaz falan kılmaz. Bu kadının orucu olmaz bu dizideki. Kimseyi kandırma. Yani şu dizideki kadının İslamiyet'le bir alakası yok. Sen daha onu birinci şeyde, birinci bölümde Hristiyan ajanı olarak gösterdin. O zaman kıldığı namaz da, tuttuğu oruç da ne olur? Münafık namazı ve orucu olur. Zira ben Müslüman değilim diyor. Ben Hristiyanım, sen bana birinci karede öyle gösterdin. Dolayısıyla o birinci, şu dizi hakkında karar vermek isteyenler dizinin birinci bölümünü izlesinler ve karar versinler. Bu dizi kendisini 38 senesini, 46 senesini bağlamıştır. Evet, bir de şunu söylüyorlar hocam, seyircilerimiz de bunu söylüyorlar. Sürekli her hafta ya da bu konu gündeme neden ısıtılıp getiriliyor? Neden getiriliyor? Çünkü aslında bütün televizyon kanallarında ya da bir şekilde gündem maddesi olacak halde açıklamalar dizi yapılıyor. Dizi her hafta izleniyor mu? Yani izleniyor ve dolayısıyla dizi her hafta izlendiği müddetçe şimdi, biz her hafta konuşacağız. Ve bizi dinleyen her insanda şu dizinin Hürrem'le, Kanuni ile, İbrahim Paşa'yla, Rüstem Paşa'yla hiçbir ilgisinin olmadığını duyacaklar. Her hafta duyacaklar. Ne olursa olsun bizden bir kişi bile duysa bu kârdır diye düşünüyorum. Zira evet, bunu onu, da açıklık onu bunu niye konuşuyorsun diyen insanlar kahvelerde de bunu izleyenlere sorsunlar. Bu diziyi izliyorlar mı en fazla? Ve bu diziyi ne diye izliyorlar? Oradan Hürrem diyorlar mı? Hürrem'e beddua ediyorlar mı? Biz de tarihimize ve ecdadımıza neticede sahip çıkacağız. Evet, sahip tarihimize çıkıyoruz. Sahip çıkacağız. Evet, ben tarihçiyim. Bana da söylüyorlar, siz bu sözünüzde objektif olabiliyor musun diye, ama ben aynı zamanda bir milletin de ferdiyim. Ben Türk milletinin de bir ferdiyim. Ben bunlardan uzak değilim. Fakat tarihi objektif içerisinde değerlendiriyorum. Hataları varsa hataları, yanlışı varsa yanlışı, doğrusu varsa doğrusuyla söylüyorum. Bu millet tarihini iyi bilmek zorunda, zira bu milleti tarihini yıkmak suretiyle yıkmaya çalışıyorlar. Bu milletin en önemli bu millete saldırılan noktaları da iyi bilmek lazım. Bizi neden böldüklerini, parçaladıklarını. Hani bir bakanımız ısmarlama dizileri, ısmarlama filmlerden iş çıkmaz diyordu geçenlerde Kültür Bakanımız. Şu diziyi kim ısmarladı onu araştırsın Kültür Bakanımız. Bu dizinin ısmarlayıcısı kim? Bu dizinin arkasında kim var? Bu diziden neyi amaçlıyorlar, neyi hedefliyorlar? Kültür Bakanımız asıl bunu araştırsın, bunu soruştursun. Çok önemli bu. Çok. Dolayısıyla bunu konuşacağız ve bugün acaba ben de söylüyorum, bakın İlber Bey doğru ifade ediyor. Biz yasa hazırlayacağız diyenler nerede? Niye durdu? Evet, hazırlıyorlar mı? Bu yasanın neresine geldiler? Zira ben şunu istiyorum, tek bir söz. Başında diyorlar tarihle alakası yok. O zaman tarihi şahsiyetlerin isimlerini çıkarsınlar. Bu kadar basit. Bir de dış ülkelerde hani ucu bucağı artık yani birçok yere pazarlanıyor. Ya ben Ahmet Şimşirgil'le ilgisi yok diyor adam. Ama evet, benim ismimi, benim çocuklarımın ismini, her şeyi, benim babamın, annemin her şeyi onu kullanıyor. Ben mahkemeden altına sadece yazmak suretiyle bunun Ahmet Şimşirgil'le ilgisi yoktur demek suretiyle kurtulabilecek misin? Benim ismimi değiştiremem mi ben?
Şu yasayı hazırlayacak olanlar önce bunu yapsın. Bu kadar basit. Evet. Yoksa İlber Bey gibi ben de onu söyleyeceğim. Neredesiniz? Zira benim bütün konferanslarımda neredesiniz diyorlar. Ve bunu da oradaki arkadaşların yapması lazım açıkçası. Evet, doğru. Bu tarihimize ve ecdadımıza sahip çıkmak anlamında dediğiniz gibi evet. Mümkün olduğu kadar da objektif olarak bunu kullanmaya, konuşmaya gayret ediyorsunuz. Hocam ikinci bir mevzuysa aslında son yıllarda özellikle hem tarihi eserlerimiz bakımından hem de kitaplarımız bakımından birazcık böyle daha işin içerisine biraz ciddiyet girdi. Yani tarihi kitaplarımız incelenir hale geldi. İşte tarihi eserlerimizin artık ülkemize tekrardan kazandırılması söz konusu oldu. Emniyette tarihi kitabı ele geçirdi. Bir haber vardı hafta içinde. Özellikle Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce tarihi eser kaçakçılığının diye önlenmesiyle ilgili olarak yürütülmekte olan bir çalışmalar neticesinde İbrahim Halebi isimli Osmanlı alimine ait Minyetül Müsali Hanefi Fıkıh isimli orijinal el yazması bulundu. Daha doğrusu ele geçirildi ve 500 yıllık bir Osmanlı'ya ait bir eserimiz. Şimdi bu çok önemli bir haber aslında ama işte haberin niteliğine göre biliyorsunuz yani evet. Küçük ve büyük yer veriyorlar. Dolayısıyla böyle bir sürü tarihi eser kitaplarımız, gömük olanlar tarihimizi... veya yurt dışında olmuş olanlar için de yorumlarınızı almak şimdi isteriz hocam. Şimdi Kanuni'yi nerede bulalım? Hürrem'i nerede bulalım? Bakın bu çok önemli bir olay diye değerlendiriyoruz. Doğru, çok önemli bir olay ama... İşte tarihimizin neresindeyiz, tarihimize nasıl bakıyoruz, tarihimizi nasıl koruyoruz? Ortaya da bu çıkmıyor mu? Biz Kanuni'yi de nerelere düşürttük? Hürrem'i nerede arayalım şimdi? İbrahim Paşa'yı nerede bulalım? Rüstem Paşa'yı nasıl bilelim? Bakın aynı zamanda nasıl birbiriyle işte tarihine sahip çıkmayanın tarihleri de bir yerlerde satılırken bulunuyor. Mimar Sinan'ın bize bırakmış olduğu yüzlerce eserden, %70'ini toprağa gömdük biz. Biz arşiv vesikalarımızı hurda kağıt fiyatına Bulgaristan'a vagonlarla gönderdik, sattık. Bir de yakıldığı söyleniyor. Bunlar devletin ana arşivi, hazine arşiv diyoruz bak. Bunlar Osmanlı hazine-i evrak der. Hazinedir bunlar. Bir milletin hazinesidir. Şu bulunan bir hazinedir. Çok doğru söylüyorsunuz. 500 yıllık. Evet. Öteki de 500 yıllık. 400 yıllık. O belgeler ben Bulgaristan'da Diyarbakır'ın tapu tahrir defterini altın yaldızlı 500-600 sayfalık bir tapu tahrir defterini Bulgaristan kütüphanesinde buldum. Ne kadar ve acı yapmışlar, değil mi hocam? Sekaya göndermişler, ayırmışlar. İşte bugün 3000-5000 belge. Oysa yüz binlerce belge gitti oraya. Yok maalesef. Bugün koruyamadığımız eserler, o camiler, mescitler, medreseler, hanlar, hamamlar, o bir taşlar, bir çeşmenin yapı taşları değil mi? Onun başındaki kitabeleri, o kitabeler yerlerde sürünüyor. O mezar taşları, bunlar tapu senetleridir. Her birisi bir milletin yok edilen. Maalesef böyle bir şey. Şimdi İbrahim Halebi hani şeyi çıktı, lafı çıktı. Bugün konuşuyoruz Halepli 16. 15. yüzyıl içerisinde 15-16. yüzyıl içerisinde yaşamış çok büyük bir alim. Halep daha Osmanlıların eline geçmemişti. Halep'te doğdu. Kahire'de çok güzel bir eğitim aldı. Yine daha Halep Osmanlıların eline geçmemişken 16. yüzyılın başında İstanbul'a geldi ve İstanbul'da hizmete başladı. Yani biz o zaman artık Osmanlıların İstanbul'un bir dünya kültür merkezi, eğitim merkezi olduğunu o alimden ortaya çıkabilecek bir durumdur. Yıllarca Fatih Camii'nde imamlık yaptı ve dersler verdi, müderrislik yaptı. Hı hı. Büyük bir alimdir. Eserleri Osmanlı medreselerinde ders kitabı olarak okutulmuştur. Bu büyük alimin ve biz maalesef işte bir hırsızlık veya bir satış esnasında kitaplarını bulabiliyoruz. Bugün bizim kitaplarımızın pek çoğu İngiliz arşivlerinde, Alman arşivlerinde. Onlar bizden çok daha iyi. Bakın Almanca'ya çevrilmiştir onun bir eseri de. İbrahim Halevi'nin bir eserinin Almanca'ya çevrildiği, Fransızca'ya tercüme edildiğini, Mülteka çok önemli bir eseridir yine.
ders kitabı olarak okutulmuştur. Fransızcaya çevrildiğini biliyoruz. Hocam biraz büyük önce bir şey söylediniz. Yani bizim eserlerimizden olanları yurt dışındaki kütüphanelerde ya da onların bizim kaynaklarımıza sahip çıktığı ile ilgili mi algılıyoruz aslında? Onların ilme sahip çıktığını biz buradan anlarız. Ama... Buradan dersler çıkartıyorlar, ilme alıyorlar. Yani bizdeki, sizde ilim varsa herkes alıyor. Evet, bir dönem ilme sırt da çevirmişlerdi, düşmanlık da yapmışlardır ama bir dönemde sendeki ilmi almışlardır. Bu bizim için de öyledir. Yani peygamberimizin ilim müminin yitiğidir. İlim kaybedilmiş bir maldır. Nerede bulursa alsın. İlmi, biz de bir, ilmine sahip çıkacaksın. İlim adamlarına sahip çıkacaksın. İki, ilim neredeyse o ilmi alacaksınız. Yani Avrupalı bu Müslüman falan demiyor bakın. O kitabı alıyor, çeviriyor, sahip çıkıyor. Muhafaza bakıyor, edip kaçırıyor saklıyor. Bizden. Evet. Muhafaza ediyor, saklıyor, kullanıyor. Ya, ama biz de aynı şekilde onların hem ilimlerini takip edeceğiz, hem kendi ilmimize, tarihimize sahip çıkacağız. Kendi ilmine bir defa sahip çıkmayan bir insan, başkasından da alsa hiçbir işe yaramaz o. Evet. Şimdi bu noktada özellikle geçtiğimiz hafta yine internet sayfalarında yine böyle çok dikkate, bence dikkate çok değer ama şimdi açıklayacağız birazdan da, önemli bir haber vardı. O haberde ünlü düşünürün, Goethe'nin hepimizin bildiği böyle özel sözleri olan, işte hepimizin birçok noktada kullandığı o cümlelerin, ünlü felsefeci düşünürün Türk olup olmadığı ile ilgili bir bilgiydi. Ta kökeninin Selçuklulara uzandığı ve Türk olduğu, hatta akrabalarının bir bölümünün Almanya'da olduğu ile ilgili bir bilgiydi. Şimdi bu noktada dünyanın birçok yerinde aslında biliyoruz ki biz atalarımız, işte ecdadımız torunları yaşıyor. Dört bir yere koldan yayılmışlar. Bu noktada gerçekten hocam ünlü düşünür Goethe Türk müdür? Şimdi aslında bu bizim işte gündeme nasıl baktığımızı da gösteren bir husus Aynur Hanım. Bütün gazetelerde o haber geçti değil mi? Hemen hemen internet sitelerinde, gazetelerinde, internet gazetelerinde ben de gördüm. İşte Goethe Türk bir kitap yazıldı. Herhalde Doktor Arif Bey bir kitap yazdı Goethe, ama bu daha önce de çok tartışıldı. Yani öyle ki sanki ilk defa duyuluyormuş. İlk defa biz işte böyle bir şey hafızaya, balık hafıza mı diyorlar, ne diyorlar buna? Balık hafıza. Böyle bir hafızaya sahibiz biraz sanki. Bunu biraz araştırsalar, buna Alman tarihçilerin önce bunu yazdıklarını görecekler. Mesela Alman psikiyatrist ve soy bilimci, özellikle soy bilimi üzerine çok çalışmaları yapan Robert Sommer var. Mesela o bunu ilk defa belki dillendirenlerden bir tanesi. Goethe'nin ana tarafından Türk olduğunu söylüyor o. Hem de bir Alman. Ya bunu hani... Belki bizim taraftan baksak, belki de bizden okuyanlar, ya biz zaten herkesi Türk yapıyoruz. Önümüze gelen, şimdi sadece kendimizden aldığımız zaman, bizde zaten bir zaman hastalıktı biliyorsunuz. Etileri, Sümerleri, Akatları, önümüze gelen herkesi Türk. Evet. Kimine göre peygamberimiz Türk. Yani bir taraftan Türk olan Osmanlı'yı Türk değil diye biz bağırmaya başlarız. Türk olmayan herkesi de Türk'e çağırmak. Bu nasıl bir, onu da anlamıyorum. Bu nasıl bir işte kısmını bırakalım, bir reklama gidelim. Dilerseniz gidelim ardından Tarih Ümidiniz kaldığı yerden devam etsin efendim. Efendim Tarih ve Medeniyet kaldığı yerden devam ediyor. Bizlere nasıl ulaşıyorsunuz? twitter.com/tarih_medeniyetten, tarihvemedeniyet@sine5.com.tr'den ulaşıp hem paylaşımlarınızı hem de sorularınızı yönlendirebiliyorsunuz. Bizler de Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil hocamıza iletiyoruz. Şimdi hocam noktada kaldık. Özellikle Goethe'nin Türk olup olmadığı ile ilgili mevzusuydu. Buyurun. Şimdi Goethe'nin tabii Türklüğü meselesinde aslında hadiseleri, tarihi hadiseleri şöyle de bakmak lazım. Bizler hani hep konuşurken şunu ifade ediyoruz. 20 milyon kilometre karelik bir toprağı idare etmiş bir devlet karşımızda. Ve yine Türklerin Orta Asya'dan açıldıktan sonra gerek Afrika'da, gerek Avrupa'da Osmanlılarla, gerek Uzak Doğu'da, gerek Orta Doğu'da her yere, her tarafa yayılmış, devlet kurmuş, oralarda bulunmuş bir millet. Şayet bu soy bilimleri, şecereler ciddi bulunmuş olsa, araştırılmış olsa, ya Türklerin diğer milletlerle ne kadar kaynaşmış olabileceğini buradan anlamak mümkün. İkincisi, Avrupa'da savaşlarda gerek bizler
diğer milletlerden, gerek diğer milletler bizden çok esirler alıp götürdüler, tutsaklar alıp götürdüler. Hatta Almanya'daki Türk kızları, Türk kadınları ile de ilgili çok araştırmalar şimdi yapılıyor. Yani hangi soy içerisinde bunlar bulundu, oralara girdi, neler yaptı, bunlarla evlenmeler oldu mu? Bunlarla ilgili de ciddi araştırmalar var. Yine mesela Göte'nin böyle bir şey, Selçuklu'dan oraya giden işte Selim Sultan isimli biri vasıtasıyla onun kızlarından doğru geldiğini Heller de söylüyor. O da büyük bir Alman tarihçisidir. Yani bunu Alman tarihçilerinin ifade ettikleri bir husustur bu. Hem kabristanlıklarında hem soldan soyadları dolayısıyla sultandan dolayı geliyor bu. Bu ifade edilen bir şey, bilinmeyen değil. Ancak işte gündem böyle bir şey. Gündem işte yeni bir kitap çıktığında sanki ilk söyleniyor, yeni çıkmış gibi bir ifadelerle saldırılıyor. Evet. Ben burada biraz bizim basınımızın da bu yönlendirmesi diye düşünüyorum. Göte'ye bir de şöyle bakalım. Onun ayrı tartışmaları da var. Zira çok farklı bir kişilik. Özellikle tabii Almanya'da ama teslisi reddeden bir kimse. Ve Kur'an-ı Kerim'le ilgili Kur'an-ı Kerim'i öven çok sözleri var. Namaz kıldığını ifade ediyor. Kendisine Müslüman diye söyleyenlere bu sözü reddetmeyeceğim diye yazıyor. Fakat açık Müslüman olduğunu gösteren bir karine de yok. Fakat reddedileceğini, Müslüman değil denecek kadar da kesin ifade edilebilecek bir şey değil. Hatta Peygamber Efendimiz'e yazdığı bir şiir çok enteresan. Kardeş, ayırma bizi koynundan. Yoksa bizi çölün kumları yutacak, güneş kanımızı kurutacak kardeş diye ifade ettiği çok hoş da bir şiir var Peygamberimizi anlatan, hı hı, ve onun bütün insanları kucaklayan, evrensel boyutunu gösteren, herkesi ahirette huzura kavuşturacak olan bir peygamber olduğunu neredeyse dünyaya haykırıyor. Yani bu ifadeler Göte ile ilgili gerçekten bu İslami yönü, Müslümanlık yönü, ki bu ister Türk olsun ister Alman olsun, hı hı, bu daha farklı bir yönü tabii. Göte'nin bu apayrı bir yön, diğer bir şeyle açıklayamayız. Ben açıkçası çok ırka da fazla bu noktalarda şeyde bakmıyorum Aynur Hanım. Bizim Anadolu'da dahi tarihçi olduğumuz hasebiyle aileyi araştıran çok kimseler vardır. Ailesini araştıran bizim, hı-hı, Türk insanlarında. İşte ben hangi soydanım, hangi boydanım, köklerim nereden geliyor diye böyle bir şeyin içerisine girer. Herkeste de vardır bu. Genelde bu tip insanlara derim ki çok fazla araştırma. İleri doğru gittikçe ya Ermeni çıkar, ya Yahudi, ya Rum, ya bir şeyler olur, belli olmaz. Yani bizim milletimiz de Anadolu içerisinde çok karışmıştır. Hı hı. Moğollar nerede? Ermeniler vardı, Yahudiler vardı, Hristiyanlar vardı. Şimdi bu insanları biz kesmedik, biçmedik. Ne diyoruz biz? Birlikte yaşama şeyini dünyaya göstermiş biz milletiz. Yani biz bunu Yörüklerde bile işledik hocam. İşledik. Programımız İkincisi içerisinde. Bizim, evet, Müslümanlıkta Hristiyanlardan, Ermenilerden kız alınıp verilir. Kız verilmez ama kız alınır, evlenilir. Böyle bir yön vardır. Dolayısıyla böyle evlilikler de çok olmuştur. Bunlar bugün dahi olan hadiselerdir. İslamiyet'in böyle bir yönü vardır. Dolayısıyla böyle, yani kişinin ne olduğu, kendini ne hissettiği, ne gördüğü çok önemlidir. Bu birinci haslettir. Irk noktayı nazarını çok ortaya çıkartmak hoş bir durum değildir. Bugün dahi birliğimizi, bütünlüğümüzü parçalayan bir husustur. Bugün şöyle baktığımız zaman işte Türk dediğinde, Kürt dediğinde, Laz dediğinde bir anda ayrışıveriyorsun. Halbuki senin ne olduğun, ne hissettiğin, işte Türk'le Türk, Kürt'le Kürt, Laz'la Laz, Çerkez'le Çerkez olabilmek, birlikteliğimizi, beraberliğimizi muhafaza edebilmek bizim milletimizin en önemli hasleti olmalıdır diye düşünüyorum ben. Çok mühim bir şey değil Göte'nin de Türk olması, Alman olması, ama fikirleri, Göte'yi tanımak, işte hani başbakan demiş ya Göte'yi okuyun diye, orada başbakanın söylediği bu söz Türk çıktı, başbakan onun için mi söyledi bilmiyorum ben. Öyle bir şey de olacağını da zannetmem. Ama onun nasıl bir bakış, o evrensel bakışlarını da görmek lazım, anlamak lazım. Bakın bir İslamiyet'e bakışı, tavrı, duruşu, bunlar önemli. Onun eserleri
Öyle ya, biz hani söylüyorum, onun bir Faust'u mesela, eserlerini bilmek, anlamak, o edebiyat. Fakat biz kendi insanımızı tanımıyoruz. Mevlana'da da öyle ya hocam. Mevlana'da öyle, burada işledik, konuştuk. Kendi şairlerimizden bir beyit bilmiyoruz. Gazali, bir ifade, Fuzuli. Gazali'yi, Fuzuli'yi bilmiyoruz, tanımıyoruz. Maalesef böyle. Evet. İşte Halevi'nin hırsızlık yaparken yakalıyoruz, eserlerimize sahip çıkamıyoruz. Bu yönleriyle anlamak lazım. Evet. Tarihi bu yönleriyle bilmek evet. lazım. Şimdi hocam gelelim yakın tarihe diyelim. Aslında geçmişiyle beraber Suriye dedik. İlk Fatih'i dedik. İslam idaresindeki durumunu konuştuk geçtiğimiz hafta Suriye ile ilgili. Tabii aslında şu anda Suriye'ye bakış açısı kamuoyun olarak da kanayan bir yara. Ve bu noktada Türkiye'nin duruşu ve tarihle olan bağlantısıyla bundan sonraki hareketi, hep bunlar tartışılıyor gündemimizde ve tabii bu haftada kaldığımız yerden devam edeceğiz. Türk idaresi kısmına. Suriye, şimdi, evet. Nasıl hocam? Türk idaresi kısmında neler olmuş, neler yaşanmış şimdi, bu noktada? Suriye'nin 7. asırdan itibaren İslam dairesi içerisine girdiğini söyledik. Çok eski bir dönem. Yani Hazreti Ömer Efendimiz döneminden itibaren Suriye İslamlaşıyor. Orada İslami bir idare kuruluyor ve onun akabinde artık devam eden bir süreç. Yani kimin tarafından, işte Emeviler zamanında, Abbasiler zamanında uzun devam eden bir süreçtir bu. Türk asrı dediğimiz zaman orada Sultan Melikşah'la beraber 1085, bakın bugün 2013, 1085, yani 1000 yıllık. Bunlar aslında aynı zamanda Suriye üzerinde neden bu kadar kan dökülüyor? Suriye neden bu kadar üzerinde durulmuyor? Neden Suriye'ye insanlar Suriye'deki kana dur demiyorlar? İşte Türklerin çok olduğu yerlerde, Türk idaresinin güçlü kılınmış olduğu yerlerde sanki ben farklı şeyler seziyorum. Suriye üzerinde bu her zaman oldu. Bunun da dikkatinin çekilmesi lazım. Mesela bir Libya'da neden bu denli değilken Suriye'de böylesine, Mısır'da olmaz iken Suriye'de böylesine kan dökülmesine müsaade ediliyor. 1085, yani 11. asrın sonlarına doğru Suriye'de Melikşah'la beraber Türk idaresinin kurulduğunu görmekteyiz biz. Hatta Melikşah Antakya'yı alıp karşısına Akdeniz çıktığı zaman atını denize doğru sürmüş, kılıcını çekip 3 defa denize saplamış ve "Ya Rabbi, karşıma şu deniz çıkmasaydı senin ismini gidebileceğim yere kadar götürürdüm" diye haykırmıştır. Ya çok enteresan o Sultan Melikşah'ın oradaki tavrı ve İslami duruşu, İslamiyeti yayma konusundaki aşkı ve gayretini gösteren bir harekettir bu. Ve onunla beraber, Sultan Melikşah'la beraber Suriye'de Türk hakimiyetinin başladığını görüyoruz. Yani 11. yüzyıla bakıldığında aslında Selçuklular demek o anlamda, değil mi? Tabii Suriye demek. Doğrudur. Türkiye Selçukluları başlıyor ve oraya Tutuş'u veriyor. Tutuş kardeşi Tutuş'un idaresinde bırakıyor. Halep'te, Şam'da ve orada bir Selçuklu idaresi kuruluyor. Akabinde Tutuş'un bu noktada Anadolu Selçuklu kurucusu Süleyman Şah'la bir muharebesi var. Süleyman Şah da Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucusudur ve İznik'e kadar oralara alan, İznik'e kadar almış bir hükümdardır. Ve Halep'i de daha sonra almak istiyor. Süleyman Şah'ın Halep'e bir akını var. Ve burada Tutuş'la savaşıyor kardeşiyle. Ve bu savaşta Süleyman Şah öldürülüyor. Kutalmışoğlu Süleyman Şah Caber'de boğuluyor. Ve onun mezarı işte Caber'de, belki o da konumuz arasında değiniriz ona da. Orada defnediliyor Süleyman Şah. Akabinde Tutuş'un mesela daha sonra Kılıç Arslan'la harbi var. Yani biz Melikşah'tan sonra Selçuklu, orada Suriye Selçukluları, Dımaşk Atabeyliği, akabinde Suriye, Irak Atabekliği, İran, Selçuklu sultanlarının çeşitli atabekliklere bölündüğünü görüyoruz. Bakın şimdi Osmanlı'da birlik prensibi derken Selçuklu'yu, Anadolu'da Selçuklu devletini kuran Kutalmışoğlu Süleyman Şah. Ötede Melikşah'ın oğlu Tutuş. Diğer tarafta birinci bakıyoruz, daha sonra Kılıç Arslan geliyor. Şimdi
hep birbirleriyle bir mücadelenin içerisine giriyorlar. Burayı Selçuklular aldığı zaman 1096'da Selçuklulara karşı Fatimiler, Şii Fatimiler ve Haçlılar harekete geçmeye başlıyorlar. Haçlı seferleri başlıyor. Şii Fatimi mücadelesi ve Haçlı mücadelesi Suriye'ye yöneliyor. Ve bu mücadeleye karşı da işte Anadolu'da 1. Kılıç Arslan gerçekten müthiş bir direniş gösteriyor. Fakat Melikşah'tan sonra Büyük Selçuklular 3-5 parçaya bölündüğü için Haçlılar Suriye mıntıkasında tutunuyorlar. Antakya kontluğunu kuruyorlar, Urfa kontluğunu kuruyorlar. Ve orada tutunuyorlar. Neden tutunuyorlar? Zira Suriye 3 veya 5 parçaya, Büyük Selçuklular 3-5 parçaya bölünmeye başlıyor. Bu bölünmenin neticesinde de Suriye'de Haçlı egemenliği ortaya çıkıyor. Hatta akabinde şeyi elde edecekler, Kudüs'ü ve orada korkunç katliamlar yapacaklar. Hocam 1096 mı? 1096. 1096 yılı. Bakın 1085 fethedildi. Evet. 10 sene geçmedi. 1096. Haçlıların gelişi ve orada kontlukları kurması ve orada kan gövdeyi götürüyor. Neden? Evet. İşte bu nedenler Osmanlı'ya o kardeş katlini ortaya çıkartacak olan, birlik prensibini çıkartacak olan işte bu tarihi tecrübelerdir. Bu tarihi tecrübeleri edinmezseydin sen bugün yeryüzünde belki bulunamayacaktın. Türk diye de bir şey bulunmayacaktı belki. Bugün yeryüzünde. Bundan memnun olanlar olabilir. Bugün şu Türk devletinin bulunmasından memnun değilse bir insan, Osmanlı'nın o şu kardeş katli meselesini anlamayanlar, onlara laf söyleyenler, bu Türk devletinin bulunmasından da memnun olmayanlardır. Türk'ün yaşamasından memnun olmayanlardır. Yani bu birlik prensibiyle aslında bağlantı kurulabildiği için bu ortaya çıkıyor. Tabii tabii. Neden Selçuklu 200 sene sonra ortada yok? Neden Karahanlı Gazneli yok? Oraya girdiği zaman zira Hristiyan, Türk diye bir şey, Müslüman diye bir şey bırakmıyor zaten. 70 bin Müslümanı katlediyor. Türkler girdiği zaman insanlar yaşasın diye giriyor bir yere girdiklerinde. İnsanlar yaşasın. İnsanlar ölmesin. Yani koruma maksadıyla koruma aslında maksadıyla Hristiyan da ölmesin, Yahudi de ölmesin. Kimse ölmesin. Türkler bir yerde bulunduğu zaman Türklerin anlayışında bu var, Müslümanın anlayışında. Oysa Haçlıların anlayışında yok etme var insanları. Haçlıları İstanbul'a bir defa kabul ediyorlar. Müslümanlar değil, Hristiyanlar. Bizans'ın elindeyken bir defa 1204'te bir daha kapılarını açmıyorlar. Zira öyle bir katliam, öyle bir yağma hareketi görmediler tarihte. İkincisi görülmedi. Bunu bütün Avrupalı kaynaklar yazar, Haçlıların o barbarlıklarını. Haçlıların o barbarlıklarını bütün Avrupalı kaynaklar yazar. Dindaşımız diye açtılar kapıları. Yaptıklarını gördüler. Zira çapulcu, yağmacı sanki ordusu, grubu. Yok ettiler bütün zenginliklerini, mahvettiler. Ve Bizans o haşmete bir daha erişemedi derler. Yani aslında son derece tehlikeli hareket edip. Tabii. Neden o hani İstanbul'da Türk sarığı, Latin, Katolik şapkası görmektense Türk sarığını tercih ederiz dedirten söz bu sözdü. Bu 1204, bakın tarihi tecrübeleri var. 1204 aradan 50 sene geçmiş, aynı unutmuyorlar. Aynı şeyler yaşanmasın diye. Yaşanmasın diye, evet. Orada Türk sarığını tercih ederiz. Zira Türk sarığında yağma yok, ölüm yok, zulüm yok. Bunu ifade ediyorlar. 10 sene geçti. Bu 10 senenin nihayetinde Haçlılar o bölgeye bir kez daha işte o noktada Tuğteginliler, Börüler, akabinde Zengiler, akabinde Selahaddin Eyyubi bu bölgeyi yani Suriye ve oradaki İslami bölgeyi karşı tarafa kaptırmayacaktır. Hristiyanlarla gerçekten ölümüne bir mücadelenin içerisine atılacak ve orayı koruyacaklardır. Daha sonra da bu bölgede Memlükler ortaya çıkacaktır. Şimdi hocam aslında sırayla gidiyor. Yani Emeviler, önce Abbasiler, işte Selçuklular, akabinde de Memlükler. Memlükler. Şimdi o Memlükler dönemi nasıl yaşanıyor? Yani şimdi biraz önce ifadeniz daha mı bir öncekinden yani daha mı şartlar iyi yoksa daha mı Suriye'nin durumu biraz daha kötüye mi gidiyor? Şimdi Haçlılara karşı
ciddi manada bir mücadelenin içerisine girildi. Bakın Selçuklularla beraber, zira İslamiyet'i yeniden Mekke ve Medine'ye gömme bir projesi. O dönemler büyük Haçlı seferleri vardır. Bunlar yerine göre 1 milyon insan gelir. Bu korkunç rakamlardır bunlar. Avrupa'da din savaşları diye Müslümanları yok etme, bitirme. Zira İslamiyet bir gerileme dönemine doğru girmişti ve yıkılıyordu. İşte o anda kılıç Türklerin eline, Selçuklular o bölgeye inmese belki de o bölgede Müslüman diye bir şey bırakılmayacaktı. Bir boğuşmanın içerisine girdiler. Zira Kudüs'e girdiklerinde 70 bin Müslümanı öldürdüler. Beşikteki bebeklere kadar öldürdüler. Yani yok bir ettiler. Tek aslında Müslüman ya da bir tek Türk kalmayacak. Kalmayacak şekilde. Kalmayacak şekilde. Ve Türkler öyle girdi ve bir boğuşma dönemi yaşandı. Bu dönem işte Büyük Selçuklu, akabinde Tuğteginliler, akabinde Zengiler ve bunlar fazla ilerleyemiyorlar. Büyüye müthiş çünkü bir neredeyse boğaz boğaza bir çarpışmanın içerisinde. Akabinde Selahaddin Eyyubi. Belki bunları tek tek biz burada bir konumuzu teşkil edecek. Zira bir Eyyubiler dediğimiz zaman, Selahaddin Eyyubi'yi anlattığımız zaman burada bir işte saat, kimdir, bir nedir, saat gidecek şahsiyeti. Tabii. Şahsiyeti onu anlatmak zorunda kalacağız. Onun için hızlı geçiyorum oraları. Fakat Memlükler dönemine girildiğinde artık Hristiyanların buradan atılmış, Hristiyan'a da, Yahudi'ye de, Ermeni'ye de, herkese sıcak olan içeride bir İslam idaresi. Hristiyanlar bunu görmüş, Müslümanların idaresini kabul etmiş. Memlükler biraz daha o anlamda, yani Memlükler zamanı biraz daha rahat diyebiliriz. Memlükler rahat bir ortama kavuştular. Kavuştular. Bir reklama gidelim yine hocam. Gidelim. Efendim, Tarih ve Medeniyet kısa bir reklam arasına gidiyor. Ardından sohbetimizle burada olacağız. Efendim, Tarih ve Medeniyet kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Bizlere nasıl ulaşıyorsunuz? twitter.com/tarihaltremedeniyetten, tarihvemedeniyet@sine5.com.tr'den ulaşabiliyorsunuz. Evet hocam, öncelikle Memlükler dönemi demiştik ve kaldık. Şunu da sormak istiyorum, Caber Kalesi ile ilgili, Caber'le özellikle. Osmanlıların atası Süleyman Şah deniliyor ama biraz evvel Kutalmışoğlu Süleyman Şah değil midir sorusu da geliyor, seyircilerimizden de geliyor. Buna bir açıklık getirelim dilerseniz. Doğru. Caber Kalesi şu anda Türk toprağıdır. Caber'de Süleyman Şah'ın bulunduğu yer şu anda Türk toprağıdır ve orada Türk askeri korumaktadır. Bu çok mühim bir noktadır. Burada biz daha evvelce Osman Gazi'yi konuşurken Osman Gazi'nin atası Süleyman Şah veya Gündüzalp diye bahsetmiştik. Doğru. Şimdi Süleyman Şah diyenler Süleyman Şah'ın Caber'de boğulduğunu ve oraya defnedildiğini ifade ediyorlar. Ve orayı Osmanlılar, böyle bir hadise naklediliyor tarihlerde. Muhtemelen biz tarihçiler bunun Kutalmışoğlu Süleyman Şah'la karıştırıldığını düşünüyoruz. Yani böyle de bir rivayet gelmiş. Zira neticede Gündüzalp olduğu bugün tarihçiler tarafından kabul ediliyor. Ertuğrul Bey'in babasının, Osman Gazi'nin dedesinin Gündüzalp olduğunu kabul ediyoruz. Süleyman Şah, Kutalmışoğlu Süleyman Şah. Muhtemelen bu. Yani %99 belki diyebileceğimiz bir hususiyettir. Şimdi böyle bir durum olunca, hatta ben bunu şöyle de açıklamıştım. Gündüzalp'in bir ismi de Süleyman olabilir dedim. Zira bizde Türk ve İslami isim ikisi beraber veriliyor. Oradan doğru da Süleyman Şah'la karıştırılmış olabilir diye ifade ettim. Bu da çok mühimdir. Mühim bir noktadır neden karıştırıldığına. Fakat ben burada bir tarih, Osmanlıların tarihe nasıl sahip çıktığını göreceğim, söyleyeceğim. Muhtemelen Osmanlılar da, yani 2. Abdülhamit Han döneminde, sonraki dönemlerde oranın belki kendi atalarına ait olmadığını ve Süleyman Şah'a ait olduğunu biliyorlardı, Selçuklu. Fakat kendilerine kadar gelen bir rivayet var ve bir haber var. Nedir? Orası Süleyman Şah'ın mezarıdır ve kendilerine ait olduğu ifade ediliyor mu? Ediliyor. Süleyman, 2. Abdülhamit Han oraya bir türbe yaptırtırıyor. Ve onu, bu rivayeti sonuna kadar yaşatıyor. Türbe yaptırtırıyor ve orası Fransızlara devredilirken Türk toprağıdır diye tescilleniyor. Tescilleniyor. Ve orası etrafı Türk toprağı diye geçer ve orada bizim askerimiz geçer, nöbetleşe oradan
nöbet tutarlar Süleyman Şah'ın mezarında. Daha sonra yeni son zamanlarda 70'li yıllarda oraya bir baraj yapıldı ve baraj gölü altında kaldı orası ve Kara Kozak diye bir köye yakınında bir yere alındı bu mezar. Yine o türbe ve mezar oraya alındı ve orası yine anlaşmalarla Türk toprağı kabul edildi. Yani komple taşındı diyebiliriz oraya. Tabii tabii komple taşındı. Ve orası şimdi Süleyman Şah'ın mezarı. Orası yine bizim askerlerimiz tarafından korunuyor. Korunuyor, muhafaza ediliyor. Bu bakın bizim Osmanlıların tam 600 sene bir tarihi nasıl sahip çıktıklarını, nasıl yaşattıklarını, bu belki de hani bugün biz 300 sene önce, 100 sene önceki bir neredeyse meseleyi dahi bugün ne yapıyoruz? Bugün bizim insanımız işte efsane, uydurma, masal, hikaye diye hikaye, masal hikaye diye atıyor. Bakın. İkinci Abdülhamit Han 600 sene önceki bir rivayeti masal diye atmıyor. Hikaye diye atmıyor. Orayı bir Türk mezarı diye koruyor, türbe yaptırıyor. Kayıtlara geçiriyor. Kayıtlara geçirtiyor. Hı hı. Ve bugün bizim toprağımız diye orada askerimiz nöbet bekliyor. İşte tarih şuuru. Caver Kalesi'nde ben tarih şuuru görüyorum. Kimin? Osmanlı'nın. Kimin? Cumhuriyet'in. Yeniden orayı bırakırken oraya sahip çıkma açısında bu böyle olmalı. Yani tarih şuuru devamlılık vardır. Bugün devletlerde tarih şuuru devamlılık arz eder. Buna tarihçiler, bazı tarihçiler bu oyuna geliyorlar. Maalesef bizim tarihimizdeki bazı hadiseleri, işte Fatih gemileri yürüttü mü? Ulubatlı Hasan var mı? Seyit Onbaşı sırtında taşıdı mı? Değil mi bunu? Bu mermiyi 276 okkayı taşıdı mı, kaldırdı mı? Efsane, masal. Atma kardeşim deme. O çok önemli. Onu 1000 yıllara, 2000 yıllara, 10.000 yıllara taşı. Bir millet öyle devam eder. Bir milletin efsanesi olacak. Hayali olacak. Rüyası olacak. Kahramanları olacak. Bunlar bulunacak. Onları masal, hikaye diye atmayacaksın. Bir şeyin rüyasını görmeden hakikatine ulaşamazsın. Onun sevdasını yaşayacaksın. Bunlar olacak, olmalı. İşte yaşatanlar tarih yazıyorlar. Efsane diyenler yok olurlar. Doğru. Bu çok mühimdir. Çok güzel bir sual sormuş izleyicimiz. Tebrik ediyorum. Evet. Şimdi hocam 1517 tabii tamamen Osmanlı'ya, Suriye'nin Osmanlı'ya geçişi. Ve ondan sonra başlayan 16. yüzyıl ve 20. yüzyıl arasında da Osmanlı'da kalışı. Biz Yavuz Sultan Selim'in Suriye'yi fethi noktasında niçin Yavuz Sultan Selim aldı, fethetti, böyle bir girişimi oldu? Bunlara değinecek olursak neler söylenebilir? Şimdi Memlükler döneminde kalmıştık değil mi? Memlükler aslında rahat, belki Suriye'yi yönetme açısından en rahat dönemi yakaladılar açıkçası. Kendileri için tek sıkıntılı bir dönem Timur Han'ın Anadolu'ya gelip Suriye'ye geçtiği bir dönemdir. Timur Han Halep'i falan aldı. Suriye'yi aldı. Mısır'a göçemedi. Ancak Timur Han'ın tabii göçebe bir imparatorluktur. Timur Han alır işte idaresine bir takım kendine bağlı kılar ve çekilir. Oralara da kendine bağlı kıldı. Ve Timur Han çekildi. Timur Han'ın oradaki belki idaresi bir seneyi, iki seneyi geçmedi söyleyebiliriz. Dolayısıyla Memlüklerin yine bir Moğol baskınları, yani bunlar Suriye'yi belki sıkıntılı döneme sokan, sıkıntılı bir dönem yaşatan zamanlardır. Moğol baskınları, Timur Han'ın gelişi, oralara alışı, bunlar bölge açısından sıkıntılı dönemlerdir. Ama fakat hocam, uzun süreli değillerdi. Emeviler ve Abbasilere göre Memlükler döneminde biraz daha rahat olduğunu daha görebiliriz. Daha rahat bir yani. Dönemdir. Çok asude bir dönemdir. Söyleyebiliriz biz bunu. Fakat bu bölgenin çok da refah içerisinde olduğu bir zaman değildir açıkçası. Çünkü zaman zaman böyle sıkıntılar içerisine gitmiştir. Ve Memlüklerde 217 sene oralarda hüküm sürmüş bir imparatorluktur. Selim Han'ı buraya sevk eden saikler, sebepler nelerdi? Buna bakmamız lazım. Bu çok mühim bir noktadır. Belki Selim Han'ı daha önce programlarımızda çok işledik. Hasreten Şah İsmail'le olan mücadelelerine çok değindik.
Ve sonradan Selim Han Şah İsmail üzerine ikinci ve büyük bir sefer daha yapacaktı. Ve İran'ı muhtemelen tam anlamıyla Osmanlı idaresine koyacaktı. O noktada Selim Han'ı Suriye'ye yönlendiren ne oldu? Buna bakmamız gerekiyor. Selim Han neden Suriye'ye yöneldi? Bunun birincisi Portekizlilerin Ümit Burnu'nu dolaşıp Hindistan ve Aden'de ve Arap bölgesinde büyük katliamlara girişmesidir. Oraları bombalamalarıdır. Memlükler buraları koruyacak durumda değiller. Yani Memlükler İslam dünyasının artık liderliğini yapabilecek bir konumda değiller. Hatta bunu Arapların Osmanlı düşmanlığı sebebiyle neden hilafete vurdunuz? Neden siz işte bunu bugün bizim içimizde de bazı kimseler söylüyorlar? Neden İspanya'da Endülüs Emevilerine yardım etmediniz? Neden Avrupa'da ilerlemediniz, Haçlılarla ilerlemediniz de Suriye'ye, Mısır'a geldiniz, vurdunuz diye Selim Han'ın düşmanları özellikle bu tezleri ortaya atarlar. Hı hı. Ve Selim Han'a bu düşmanlıklarını ifade ederler. Şimdi tabii tarihe sondan bakarsan, başına sonuna bakmazsan böyle gülünç durumlara düşebilir insanlar açıkçası. Birincisi Portekizlilerin Hindistan'da, Aden'de, Arap ülkesinde neler yaptığını, Kızıldeniz'e girip Cidde'yi nasıl bombaladığını ve bunlara karşı Memlüklerin en küçük bir harekete geçemediğini ve durduramadığını göreceğiz. Yani Memlükler İslam dünyasının liderliğini yapamıyor ve Müslümanları zulümden kurtaramıyor. Bir. İkincisi Selim Han ikinci seferini yine İran üzerine yapacaktı ve İran'ı İslam, Sünni İslam dünyası için bir tehdit olmaktan çıkartacaktı. İşte o sene 1515 senesi çok önemli. O sene daha yani önce... Tam Osmanlı'ya geçmeden 1517. Tabii. Osmanlı'ya geçmeden önce. Hı hı. Daha evvelinde 1514'te Şah İsmail bir elçi göndermişti Memlüklere. Beraber olalım diye. Hı hı. Fakat Memlükler buna katılmadılar. Yeniden elçi gönderdi Şah İsmail. Dedi ki bak yeniden eğer beni ortadan kaldırırsa Osmanlılar senin üzerine gelecek. Zira siz Osmanlılara az çektirmediniz. Fatih döneminde Osmanlı askerlerinin başlarıyla çevgan oyunu oynadınız. İkinci Bayezid döneminde, Bayezid Han döneminde Osmanlı askerlerine yaptığınız hareketler unutulmadı. Gerçekten öyle. Memlükler Osmanlı askerlerinin başlarıyla atlı polo oyunu gibi oyun oynamışlardı ve çok zulümler etmişlerdi. Bunları Selim Han'ın unuttuğunu zannetmeyin. O zaman Trabzon'daydı ve sizi günü gününe takip ediyordu. Bizim işimizi bitirdiği an sizin ardınıza düşecek. Bize yardımcı olun. Hı hı. Bir kez daha. İkinci elçi gönderdiğinde İkinci söyleniyor elçi. Bütün bunlar. Bu defa Memlük Sultanı Şah İsmail'e elçi gönderiyor. Birinci de göndermemişti. İkinci de elçi gönderiyor. Bakıyor Yavuz Sultan Selim Dulkadırlı toprağını da alınca endişeye kapılıyor ve Şah İsmail'e elçi gönderiyor. Sünni İslam dünyasının en büyük düşmanı olan ve burada uzun uzun anlattık, Sünnilere karşı en büyük katliamları yapan bir devlete, devletle işbirliğine girişiyor ve Yavuz Sultan Selim'i İşte sana saldırırsa ben de arkadan vuracağım ve ikimiz beraber yok edelim. Yine cihadı seçmiş, İslam alemi için cihad eden Müslümanları, Müslümanların en büyük cihangirlerinden bir tanesi Osmanlı Devleti'ne karşı ortak harekete girişiyor. Hatta diyor ki Memlük Sultanı mektubunda bana Anadolu falan gerekmez. Şayet Selim'i iki arada bırakıp yok edersek Anadolu ve Osmanlı ülkesi de senin olsun. Ben istemem diyor. Ve Şah İsmail bundan çok büyük bir memnuniyet duyuyor. Zira böylece iki ateş arasında bırakabilecekler Selim Han'ı. Selim Han ya o tarafa dönecek veya iki ateş Maksat arasında kalacak. Maksat Selim Han'la ilgili olan mevzu. Maksat Selim Han'la ilgili mevzu. Hı hı. Selim Han işte bu 1515 hareketini çok iyi gözlemliyor. Hareket ediyor. Hatta kendisi Memlük Dulkadır ülkesini aldığı zaman Memlük elçileri kendi yanına da geliyor ve diyor ki ilk defa söylemişlerdi. Burası bize bağlı.
burada kendi adına hutbe okutma diye Selim Han'ı tehdit ettiler. Selim de o zaman Memlük Sultanı'na haber gönderdi. Eğer o adamsa Mısır'da okusun bakalım dedi. Ve kendisine bir tehdit mektubu. Böylece ikisi arasında da bir tehdit var. Fakat bu anlaşmalar olunca Selim bakıyor ki iş ciddi, tehlikeli. Hı hı. Selim Han ve bu defa Sadrazam Sinan Paşa'ya seferin İran olduğunu ilan ediyor. 1516'nın başında seferim İran üzerine diyor. Ve Sinan Paşa'ya da diyor ki Diyarbakır'a Fırat'ı geçip gideceksin diyor. Memlüklü topraklarından izin alacaksın. Diyarbakır'a Memlük topraklarından geçerek gideceksin diyor. Böylece Selim acaba Memlükler ne yapacak? Yani yol kesecekler mi, izin verecekler mi? Yoksa nasıl bir tavır içinde olacaklar görmek istiyor. Burada da önemli bir nokta var hocam. Yani dikkat edilecek bir husus izin alma mevzusu. Evet, yani izin. İzinsiz giremez toprağına. Evet. İzinsiz girmesi demek savaş ilanı demektir. Hı hı. İzinsiz girmesi mümkün yani değil. Yani neden izin alıyor kısmına devletler takılacak arasında, olursak tabii aslında ki, evet. Kesinlikle. İzin al diyor, izin iste. Eğer izin verirlerse bu en azından düşmanlık yapmayacağını göstermiş olacaklar. Hı hı hı. Sinan Paşa 40 bin kişilik bir orduyla Fırat'a geliyor ve Memlüklülerden izin istiyor. Diyor ki sefer Şah İsmail üzerinedir. Ben Diyarbakır'a gidiyorum. Bana izin verin. Ve işte o esnada Memlük Sultanı Kansu Gavri 50 bin kişilik bir kuvvetle Mısır'dan hareketleniyor ve Şam'a geliyor ve Sinan Paşa'ya izin vermiyorlar. Ve 50 bin kişilik bir orduyla da Şam'a gelmiş. Buradaki artık güçleriyle beraber 80 bin kişilik bir kuvvetle şimdi düşünün Selim Han iki ordunun arasında. Şimdi neden Selim Han vurdu diyenler işte bu hadiseleri görmeliler. Bu olayları görmezsen herhalde Selim Han sabah kalktı şu Memlük topraklarını da biz nam olsun, şan olsun, ün olsun diye alalım demedi değil mi? Ve Yavuz Sultan Selim Zembilli Ali Efendi'ye soruyor. Bir mülhit mülhitler üzerine giderken yol kesene ne lazım gelir? Zembilli Ali Efendi de onlara da akıllanıncaya kadar, vazgeçinceye kadar öldürmek caizdir diyor. Mülhitlere yardım eden de mülhit sıfatındadır. Onlarla da aynı şekilde savaşmak gerekir. Buradan mülhiti açarsak hocam. Yani buradaki soru tabii Yavuz Sultan Selim'in suali bu. Yani ilhat dinden çıkmış. Yani Yavuz Sultan Selim İranlılarla ilgili o zaman Şah İsmail ile ilgili daha doğrusu Şah İsmail ve askerleri Kur'an-ı Kerim'i yaktıkları bunu Şah İsmail ve askerleri için söylüyoruz. Ehl-i Sünnet'in büyüklerini, İslam'ın büyüklerini yani Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ayşe onları kafir saydıkları için bir inkar onların da küfür ehli olduklarını ifade ediyor ve bunu İran Şah İsmail'e yazdığı bütün mektuplarında da söylüyor. Yani İslam'dan önce dine gir diyor. İslam ol, Müslüman ol diyor Yavuz Sultan Selim. Bütün mektuplarında bu var. Aslında bir ikazı var yani bir uyarısı var. Bir ikazı var tabii. Onun için mülhitlere karşı savaşa giderken diye soruyor. İlhad olmuş, dinden çıkmış kişilere karşı. O da diyor ki mülhitlere yardım eden de mülhit sıfatındadır. O da aynı sıfatladır. Onlarla da harp etmek lazım gelir. Zembilli Ali Efendi. Yani Şeyhülislam'dan böyle bir noktada fetvayı alıyor. Zira halifelik merkezi. Fakat Selim Han yine de seferin İran üzerine olduğunu ilan ediyor. Ve Memlük Sultanı'na elçi gönderiyor. Alimlerden kurulu bir heyet gönderiyor. Ve bu heyet Kansu Gavri ile görüştüklerinde diyorlar ki Selim Han Şah İsmail üzerine gidiyor. Ona karşı bir hareket yapma. Geri çekil. Selim Han da mektubu çok yumuşak yazıyor kendisine karşı. Çok yumuşak. Biz beraberiz. Aynı inanıştayız. Yani ben Şah İsmail üzerine gidiyorum. Aramızdaki dava Dulkadir meselesinden idi. İstersen Dulkadir topraklarını yine sana vereyim. Hı hı. Böyle yumuşak bir mektup gönderiyor. Hutbe yine senin adına okunsun. Ya yani onun davranışını görecek. Fakat o alimler heyetini hapsettiriyor. Kansu Gavri'yi onları da göndermiyor. Ve Selim Han Elbistan'a gelince Kansu Gavri'yi şöyle bekliyordu. Yavuz Sultan Selim seferi İran üzerine ilan etti. O İran üzerine gidecek
ben de arkadan yolunu keseceğim. Benim toprağım, benim toprağım, benim ülkem nasıl olsa sıkıntı içinde değil. Benim ülkeme saldırmıyor. Ben de arkadan onun toprağına gireceğim ve vuracağım. Yavuz Sultan Selim tarihin en büyük cihangirlerinden birisi. Elbistan'a geldiği zaman birdenbire güneye doğru dönüveriyor. Nasıl faaliyetler yapıyor o esnada? Tabii birdenbire dönüyor güneye doğru ve seferin Memlükler üzere olduğunu ilan ediyor. Bunu duyar duymaz Kansu Gavri'yi derhal hemen Yavuz'un yanındaki elçisini derhal serbest bırakıyor. Aman üzerime yürümesin. Ve bir elçisini de, kendi elçisini de Yavuz'a gönderiyor. Aman diyor üzerime gelmesin, anlaşma yapalım. Tamam diye içine düştüğü durumu görüyor. Zira bunu beklemiyordu. Fakat Osmanlı alimleri Kansu Gavri'nin niyetini Selim Han'a söylüyorlar. Ve kendilerine yapılanları anlatıyorlar ki alimleri göndermiş. Yavuz Han çok gadaplanıyor. Yavuz Sultan Selim Şah İsmail'in bir elçisini öldürtmüştü. Muhtemelen Memlük elçisini de öldürtürdü. Askeri bir insan, askeri kıyafetle gelmiş. Müthiş sinirleniyor Yavuz Sultan Selim. Bana gönderecek bir alim bulamadı mı Kansu Gavri? Senin gibi bir askeri gönderdi diyor. Ve derhal saçını tıraş ettiriyor, elbiselerini soydurtturuyor. Bir tane üzerine bir çul gibi bir elbise geçirttiriyor. Uyuz bir eşeğe bindiriyor, bağlattırıyor ve geri gönderiyor. Hakaret diye bir elçine söyle, beyine söyle, mercidabıkta karşıma çıksın diyor. İşte Selim Han'ı Suriye üzerine sevk eden temel nedenler bunlardır. Ve mercidabıkta dünyanın iki büyük gücü, bir tarafta halifenin halifelik ki, halifenin tabi burada gücü yok. Halife Memlüklülerde sadece ismen Abbasi halifeleri, zira kendileri Memlük köle oldukları için, halife olabilecek durumda da değiller Memlük sultanları. Kölelikten doğru geliyorlar. Böyle bir durum söz konusu değil. Abbasi halifelerini ismen orada oturtuyorlar. Yani halifenin elinde kılıcı olmayan, gücü olmayan, hükümdara göre karar veren, hükümdarın indirdiği veya görevden aldığı, göreve atadığı bir şahsiyet olarak ortaya çıkıyor. Aslında tartışılır yani Memlük sultanlarının elindeki halifelerin ne denli halife olduğu. Hani bugün Osmanlı halifelerini bazıları tartışıyor. Evet. Osmanlı halifelerinin tartışılacak zerre kadar bir noktası yoktur. Tartışacağımız halifeler Memlük halifeleridir kardeşim. Evet diyelim ve diyelim. Kısa bir araya gidelim efendim. Ardından tarih ve medeniyet kaldığı yerden devam edecek. Tarih ve medeniyet kaldığı yerden devam ediyor efendim. Öncelikle hem e-mailleriniz için hem de tweetleriniz için çok teşekkür ediyoruz. Bizlere nasıl ulaşıyorsunuz ve sorularınızı Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil hocamıza nasıl soruyorsunuz? twitter.com/tarih_medeniyetten ve tarihvemedeniyet@sinebeş.com.tr'den sorabiliyorsunuz. Dilerseniz hocam hem gelen e-mailleri paylaşalım sevgili izleyenlerimize hem de tweetlerimizi. Peki. Mehmet Uzun Bey söylemiş. Aynur Hanım bu programlarınızın tekrarını yapın. Çünkü dizi tekrarları gibi yani. Hocamız ve siz mükemmel sunuyorsunuz. Teşekkür ederiz efendim. Geçmişimizi ben anlayabiliyorum ama yeni gençliğin vay haline diyebilir miyiz? Bu gençlik doğruları nasıl öğrenecek ki? Ben yeni gençlikten biraz şüpheliyim. Hocam haftaya cevabını verirse demiş. Sevgi ve saygılarımla dinleyeceğim kendisini. Yavuz Sultan Selim Han Mısır'a neden deniz yoluyla gitmemiştir? Çölü geçmiştir demiş Hasan Başaran. Murat Selimli ise Sultan Süleyman Pargalı'yı niye öldürtür? Gürcan Aytaç, hocamı her hafta hayranlıkla izliyorum. Nefes oldunuz. Bu programa kim emek veriyorsa çok teşekkür ediyorum. Saygılarımla demiş. Ahmet Pire, konumuzla ilgisi belki olmayacak ama Selçuklular demişken Hasan Sabbah kimdir hocam? Bizim belgeleri kimler yaktı demiş Mustafa Özkan. Kaan Kartal ise Şehzade Mustafa tam olarak nerede ve neden öldürtülürmüş demiş soruları sormuşlar. Ve özellikle hocam bir soruda Mehmet Kaftan Osmanlı'da gündelik hayatı anlatan kitap hakkındaki bilgilerinizi, yorumlarınızı paylaşmanızı istiyor sevgili izleyenlerimiz. Evet. Kısaca cevap verelim o zaman tamam önce hocam, bunların verelim. Bir kısmına. Olur. Şimdi gençliğin vay haline diyebilir miyiz? Tarih, neden bu tarih katliamı diye de bir başlık atmış şayet izleyicimiz. Şayet dizi, roman, hele şu artık böyle bir dönemde, böyle bir zamanda hani ne diyoruz yüzde neredeyse 99'u okuyan bir toplum. Okuyan bir toplum değil mi? Eskiyi böyle konuşurken %3 müydü, 5 miydi, 7 miydi? Şimdi
%99'u %100'ü okuyan bir toplum diyoruz ama okuyan yok. Diziden tarih öğrenen bir toplum. Diziden. Ve buna ilim adamları dahil, yani tarihçi bir tarafa, ilim evet. adamları dahi şu dizide anlatılanları doğru diye kabul ediyor. Zira tarihi bir kitabı alıp okumayı belki uzak duruyor. Bir kitap alıp okumaktan bu noktada. Ya insanlar şöyle diyecek, ben tarihle ilgili, kanuni ile ilgili iki kitap okudum mu? Üç kitap okudum mu? O zaman düşünecek ve değerlendirecek. Aslında tarihle ilgili kaç kitap okudum? Kaç kitap okudum yani diyecek. Yani direkt soru, anket tabii. sorusu bu evet. belki de. Yani bizim toplumumuz böyle, eskiden beri böyle. Biz dinleyen bir eskiden sohbetler olur. Birisi kitap okur, yüzlerce insan dinler. Fakat biri kitap okuyordu. Biri kitap okuyordu, yüzlerce insan dinliyordu. Şimdi biri film çeviriyor, yüzlerce insan izliyor. Birisi roman yazıyor ve hepsi yanlış. Yeri geldikçe değiniyoruz bak. Birisi film çeviriyor, bu tarihi kişilerden ilham alınmıştır ama kurgudur diyor. Herkes doğru diye izliyor. Bu Hürrem, bu Kanuni diye izliyor. Evet. İşte hata burada. O zaman vay haline demek de haklı. Yani yeni yetişen jenerasyon, yani yeni vay yetişen haline çocuklarımız, demek de haklı. Nesillerimiz. Okumazsa, evet. okuyan insan gemisini kurtaran kaptan demişler. Okuyorsa okuyan alim insandır, bilen insandır, doğruyu görebilen insandır, anlayabilen insandır, sürü değildir, vagon değildir, lokomotiftir. Okuyorsa bir insan, o konuşur, o hak da verir, o doğruyu da görür. Okumuyorsa o gözünü kapatmış, karanlıkta yol alan bir insandır. Kaşını gözünü yarmak suretiyle gider gelir. Başka söylenecek bir şey yok, o zaman vay haline. Okuyucu okumak lazım. Kitap var mı? Var. Bugün var. Okuyan %99, ona okuyan demeyelim, okuma bilen diyelim. Okuma bilen, evet. Okuyan tartışılır. Hı hı. Ve tartışılıyor bizim ülkemiz. Dünya diğerlerine baktığımız zaman çok tartışılıyor hocam, maalesef. Hocam sadece okumak da değil yani. Okumak yeterli olmuş olsaydı onu yorumlamak ya da onu anlamak, ona başka bir gözlükle ideolojik bakmamak. Yani anında insanlar maalesef daha şurada konuşurken bile sizin nereden ne konuştuğunuzu değil de bana yazıyorlar, şöyle anlat, böyle anlat diyorlar. Şöyle anlat. Ya o zaman ben de herhalde ilmilikten çıkarım. Şöyle anlat, böyle anlat dersen bana, o zaman gel sen anlat demek düşer. Yahut da ben niye okudum değil mi? Yani bu 20 sene, 30 sene verdim, evet. niye emek verdim? Doğru. Neden emek verdim diye düşünmek gerekir. Senin söylediğini anlatacak isem böyle bir durum. Vay haline deyince böyle. Yavuz neden çölü herhalde evet, Mısır'a giderken denizden bu bulunduğu konum itibariyle ki donanmayı zaten getirmemişti. Donanma o anda orada yoktu. Yavuz'un Mısır'a gideceği kesin de değildi. Zira Mısır'a mektup yazacak, gelmeyeceğini, şayet bana bağlı olursan gelmeyeceğim diye Yavuz dönecek. Yavuz belki hala İran'ı da düşünüyor bir taraftan. Şayet o esnada Tomanbay Yavuz'a bağlılığını arz etseydi, Yavuz Mısır'a devam etmeyecekti. Bu Yavuz'un bakışını gösteriyor işte. Yavuz Sultan Selim'i iyi anlamak lazım. Yavuz Sultan Selim nam olsun diye gitmedi dedim ya. Yavuz'un maksadını iyi anlamak lazım. Yavuz'un gönderdiği elçiler öldürülünce Tomanbay tarafından, işte o zaman Yavuz Sultan Selim aniden Mısır kararını da alıyor. Pargalı'yı neden öldürttü? Hep tartışılıyor, biz de söyleyelim. Pargalı kendisine sultan diye ilan ettirtti. 1534-35 seferi, Irakeyn seferi çok önemlidir. Irakeyn seferinde Pargalı'nın namını Serasker Sultan diye ilan ettirtmesi iyi olmamıştır. Buna mani olan İskender Çelebi'yi öldürtmüştür. Kanuni Sultan Süleyman'a hatalar yaptırtmıştır. Ve bu hatalarının bedelini daha sonra ortaya çıktığında ödemiştir. Hürrem Sultan'ın eğer 100 tane sebebi varsa, Hürrem Sultan'ın veya 100 üzerinden biz sebeplere bir şey bırakırsak, Hürrem Sultan'ın dahli %1 diye söyleyebiliriz. %50 Rüstem Paşa'nın, gerçi burada Rüstem Paşa yok, %1'dir ama %99 İbrahim Paşa'nın hatalarıdır. Bunu iyi görmek lazım. Ben Hürrem Sultan'ın da İbrahim Paşa'nın öldürülmesinde hiçbir dahlini görmüyorum.
Hasan Sabbah'ı başka bir konuda uzun konuşuruz. Oraya girmeyelim. İzleyicimiz takibe devam etsin diyelim. Mustafa neden öldürttü? Mustafa'nın en büyük hata kendisinde. Bunu da yine ifade ediyoruz. Mustafa kendisi harekete geçti ve bir takım hareketlerde bulundu. Yani babasına bir şeyin şuyu vukuundan beterdir dercesine isyan emareleri başladı Mustafa'da. Asker onu kışkırttı ve maalesef devlet adamları da, içeride merkezdeki devlet adamları da Kanuni'yi bu noktada kışkırttılar diyebiliriz. Burada da ben Hürrem Mustafa'nın öldürülmesini isteyebilir. Ama Hürrem'in dahli ne kadardır derseniz %1'dir. Zira Hürrem'in sözüyle öldürtmezdi Kanuni. Hürrem'in sözüyle öldürse 10 sene önce öldürtürdü. 10 sene önce. Dolayısıyla hata Mustafa'dadır. En büyük pay Mustafa'dadır. İkincisi Mustafa'yı bu işe tahrik edenlerdedir. Onların oyununa gelmiştir. Üçüncüsü Mustafa'yı istemeyen devlet adamlarındadır. Burada Rüstem çok etkilidir. Sadrazam Rüstem Paşa çok etkilidir. Bunların hepsine hatalar söylerim. Hürrem'in en azdır. Kanuni'ye bile Hürrem'den daha fazla hata veririm. Evet. Eğer öldürttüyse, Mustafa'nın suçluysa birisini öldürtmek, Hürrem'den ziyade Kanuni'yi suçlu gösteririm ben. Her zaman söylüyorum. Ama hata Mustafa'da daha fazladır, onu söyleyeyim. Bir de bir kitap sorulmuştu herhalde Mehmet Kaftan Bey. Mehmet Kaftan, Osmanlı'da gündelik hayatı anlatan. Süreyya Faruki'nin Osmanlı'da Osmanlı kültürü ve gündelik yaşamı diye çok hoş, gerçekten çok güzel bir araştırmadır. Arşiv belgelerine dayalı bir araştırmadır. Osmanlı'da gündelik yaşam, Osmanlı kültürü ve gündelik yaşam kitabını tavsiye edebilirim. Süreyya Faruki. Evet. Şimdi hocam gelen e-mailler var. Aslında konularımızı anlatırken medeniyet kısmı ile ilgili seyircilerimizin birçoğu tarihi eserlerin bulunduğu işte ziyaretler yapılıyor. Yani tarihi turistik gezilerden bahsediyorlar. Paylaşımları için çok teşekkür ederiz. Bir tane özellikle Ercan Koçak bir e-maili var. Paylaşmak istiyorum. İyi yayınlar diyor. Ben Almanya'dan Ercan Bey. Uzun zamandır hayranlıkla izliyorum programımızı. Geçen hafta Malta Adası'nda tatil yaptım. Eşimle oradaki Osmanlı Türk şehitliğini ziyaret ettik. Bizi çok duygulandırdı. Sizden ricam Osmanlı'da Malta Adası ile ilgili olan geçmiş tarihimizde olanları öğrenmek istiyorum. Şayet programımızda bu konuyu işlediyseniz o yayınınızın tarihini de verir misiniz? Saygılar, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Yani ne kadar güzel, eşiyle birlikte bir Malta'ya ziyaret söz konusu oluyor ve orada Türk şehitliğini, Osmanlı Türk şehitliğini ziyaret edilmesi. İşte belki de eksik noktamız aslında birçok kez programımızın içerisinde de vurgulanacak şey bu. Okuyoruz ama tarihi yerlerimizin de, türbelerimizin de birçok tarihi bize anlatan ya da şahit olarak mesela gidip rehberlik etmek. Bir o gün programımızın içerisinde geçtiğimiz haftalarda rehberlerle ilgili noktaya da değinmiştik hatırlarsınız hocam. Şimdi bunlar önemli. İnsanlarımız merak ediyorlar. Cazip hali birçok yerde işte yurt dışı gezileri ve seyahatleri yapılıyor ama tarihi turistik geziler özellikle hem yerli açısından, yerli turist ve yabancı turist açısından. Bunda, son senelerde başladı bunlar. Gerçekten çok da güzel. Bunlar da insan hem tarih öğreniyor hem kültür öğreniyor. Hem dünya milletlerini tanıyor, onların tarihlerini, onların kültürlerini görüyor. Ne olursa olsun bu bir etkileşimdir. Mimar Sinan dünyayı gezmeseydi, oradaki eserleri görmeseydi, ibret nazarıyla bakmasaydı bir Mimar Sinan olamazdı. Bir Evliya Çelebi seyahatnamesi. Bir Evliya Çelebi dünyayı gezmeseydi o seyahatname ortaya çıkmazdı. Yani bir gezecek, iki sadece kendimin diye değil, diğerlerini de görecek, diğerlerine de bakacak, onları da anlayacak, kendini de anlayacak. Bir eser ortaya koymak isteyince her yönüyle bileceksiniz. Yani gezdiğiniz yerleri ibret nazarıyla bakmak, gezmek, görmek, okumak ideolojik değil. Hiçbir zaman kesinlikle öyle olmamak. Bakın çok güzel bir noktaya değiniyor izleyicimiz. Malta'ya gittim, orada Türk mezarlığını gördüm diyor. Türk Osmanlı. Bu aynı zamanda Maltalıların demek ki Türk mezarlığına orada bulunduklarını, koruduklarını gösteriyor. Güzel bir şey. Yani bizlerin de nasıl bizler de yabancıların burada koruyoruz, koruyabiliyoruz. Mesela bugün İspanya'ya gidenler orada Endülüs Emevi medeniyetinin içerisinde, Sevilla'da girdiklerinde mesela o büyük mabedin içerisinde bir kilise görüyorlar gülünç durumda ve bunu nasıl buraya yaparlar, böyle bir tarihi abideyi nasıl mahvederler diye ifade ediyorlar Elhamra Sarayı'nın içerisinde. Bunlar tabii tarih işte çok yönlü bir ilim dalı. Tarihi her yönüyle konuştuğumuz zaman ortaya mutlaka bir ders bunlara çıktığını da değineceğiz. Görüyoruz. Şimdi hocam kaldığımız Mercidabık Savaşı burada sonuçlar nelerdir? Özellikle Yavuz Sultan Selim Han'ın faaliyetleri, o bölgedeki faaliyetlerin neler olmuştur? Şimdi Mercidabık'ta iki Müslüman dünyasının
en güçlü orduları hem de başlarında padişahları, hükümdarları olmak suretiyle karşı karşıya geldiler. Ve Yavuz Sultan Selim burada ateşli silahlarının verdiği bir güçle gerçekten çok ezici bir zafer elde etti. Yani neredeyse Osmanlı ordusunda kayıp sayısı son derece azdı. Yok denecek kadar az bir kayıp ama Memlük ordusu mahvedildi, yok edildi. Ve bu çok kısa bir süre içerisinde bu zafer elde edildi. Hatta Sultan Kansu Gavri de bir rivayete göre savaşırken, bir rivayete göre kaçarken öldü. Zira bir top mermisi kulağının önünden geçince beyin damarlarını, kafa şeyini parçaladığını ifade ediyor. Yani kendisinde şey olarak değil de o gürültüsünden, topun şiddetinden duyma melekelerini, her şeyi yitirdiği ve canını çöle attığı ama çölde de öldüğü ifade ediliyor. Ve bu şekilde Osmanlı büyük bir zafer elde etti. Alimleri, halife bizzat gelmişti, orduda bulunuyordu halife ve herkes esir edildi. Bütün, hatta Kansu Gavri gelirken hazinelerini getirmişti, İstanbul'a kadar almayı düşünüyordu. Yani şayet Selim Han'ı burada bir büyük bozguna uğratırsa İstanbul'a kadar alacağız diye bütün hazinesini getirmiş, o hazinelerini askerlerine dağıtacaktı olduğu gibi. Bütün bu hazineleri, otağı, her şeyleri Osmanlıların eline geçiyor. Ve Osmanlılar müthiş bir harekatla Halep, Şam, Gazze'ye kadar bütün Suriye'yi ele geçiriyorlar. Ve elde ediyorlar. İşte Gazze'den öteye, az önce bir izleyicimiz de sormuştu. Gazze'den öteyi Tomanba'ya bırakacaktı Selim Han. Tomanba'ya bırakacaktı. Sadece işte benim hukukumu kabul et, namımı hutbede okut ve orasını da sen idare et diye Tomanba'ya haber gönderdi. Fakat bu elçiler öldürüldü. Bunun üzerine Yavuz'un Mısır seferi ortaya çıkacaktır. O tarafa gitmeyelim biz. Onu başka bir konuda inşallah işleriz. Suriye'de neler yaptı diye baktığımızda evet, Suriye'de bir idareyi oluşturdu. Mesela Halep'te Yavuz Sultan Selim'in artık oralara aldığı Osmanlı idaresini kurduğunda Halep'te ilk defa hutbeyi Selim Han'ın adına okunduğunu görüyoruz. Hatta orada Hakimül Haremeyn-i Şerifeyn diye Yavuz Sultan Selim'in adını andığı zaman Selim Han hayır diyor. Biz buraların hakimi değiliz, hadimiyiz. Bizi Hadimül Haremeyn-i Şerifeyn diye anınız diye uyarıda ve ikazda bulunuyor. Bunun dönüşte olduğunu söyleyenler de var, giderken olduğunu söyleyenler de var kaynaklar. Ancak bu bakış açısı çok önemlidir. Selim Han'ın bu bakış açısı ve bu sözü çok önemlidir. Zira Fatih Sultan Mehmet bir defasında Memlük Sultanı'na mektup yazdığında Hadimül Haremeyn-i Şerifeyn diye anmıştı. Ve Memlük Sultanı bunu kendisine hakaret kabul etmişti. Halbuki Osmanlılar onların hakaret olarak kabul ettiği bir ünvanı kendilerine en büyük şeref biliyor. Ve Yavuz Sultan Selim dedesinin o sözünü bir hakaret değil, bu bir bizim dedemizin, babamızın kabul ettiği bir ünvandı. Severek kabul ettikleri, gurur duydukları, şeref duydukları bir ünvandı. Hadimül Haremeyn-i Şerifeyniz biz. Biz buraların hizmetkarıyız. Mekke ve Medine'nin, o bölgenin, Arabistan'ın, mukaddes yerlerin. Zira savaş yapılan yer Davud Aleyhisselam'ın bulunduğu bir yer. Böyle bir nokta. Oradan itibaren aynı zamanda İslam'ın en önemli beldeleridir. Müslümanlığın, Müslümanlıktan evvelinin Şam'da, Halep'te, buralarda nice peygamber kabirleri, sahabe-i kiramların çok ileri gelenlerinin kabirleri, türbeleri, ziyaretgahları bulunmaktadır. Çok önemlidir. Osmanlılar buraları kendilerinin bir hizmetkar olarak gördüklerini, kabul ettiklerini görüyoruz. Ve Şam'da Yavuz Sultan Selim, akabinde Kudüs'te ziyaretlerde bulunuyor o mukaddes makamları ve oralara ne kadar değer verdiğini göstermiş oluyor. Ardından da bu bölgede tabii Mısır'da alınıyor. Suriye apayrı bir bölge, Mısır, Hicaz, Mekke ve Medine Osmanlı idaresine geçecek ve buralarda Osmanlı idaresi başlamış oluyor. Şimdi Suriye'nin Osmanlı idaresi tam da bu noktada nasıl başlıyor hocam? Neler yapılıyor o esnada? Osmanlılar Suriye'yi 3 bölge olarak ayırıyorlar. 3 bölge. Zira Suriye çok karışık da bir bölgedir Aynur Hanım.
çok çeşitli din mensuplarının, çok çeşitli ırkların bulunmuş olduğu bir yerdir ve zor bir yerdir. Aslında Osmanlılar Suriye dediğimiz zaman, mesela Mısır belki bu kadar değil, Hicaz böyle değil ama Suriye bugün de öyle, bakın çözülemeyen bir şey üzerinde yani tartışılıyor. Büyük bir strateji var aslında. Evet. Yani Suriye tarihe bakıldığında belki hiçbir yer Suriye kadar konuşulmamış veyahut gündeme gelmemiş. Ya buraya girdiğinde bir problem alıyorsun sen. Evet, her seferinde yani bir sorun sadece, var. Sadece bir işte bir beldeleri almıyorsun, bir problemin içerisine dahil olmuş oluyorsun, girmiş oluyorsun. Ve çözmek oluyorsun. De çok uzun süre oluyor. Evet. Evet. Fakat Osmanlı çok pratik bir, gerçekten idare bakımından Osmanlı devleti, Osmanlı padişahları çok pratik bakıyorlar hadiseye. Öyle hadiseyi zorlamıyorlar, hadiselere kolay çözüm arıyorlar, o çözümleri uyguluyorlar, zorlanmıyorlar. Yani bugün bizim Türkiye'de çözemediğimiz, yani o kadar basit mevzuları biz çözemiyoruz, hatta problem haline getiriyoruz. Hani fındık kabuğunu doldurmaz şeyler denir ya, böyle evde iki karı koca arasında bir mesele vardır. Aman Allah, basitçe çözülecek bir meseledir ama neredeyse işte mahkemede soluğu alırlar, hakim de çözüm bulamaz, 3-5 sene dargın dururlar, bir araya gelmezler. Öyle meselelerdir. Biz Türkiye'de en basit meseleleri en çözümsüz hale getiriyoruz. Halbuki en çözümsüz hadiseleri Osmanlı çok basit çözümler üretiyor, kolaylıklar. Yani mesela orayı hemen 3 eyalet olarak bölüyor. Halep, Şam, Trablusşam. Suriye dediğimiz zaman hemen hemen kimisi 10 sancak, kimisi 15 sancak, kimisi 6 sancak bir çözüm. Yani tek bir idare yapmıyor orada. Halep eyaletini, Şam eyaletini ve Trablusşam eyaletini kuruyor. Bakıyorsun görevler Halep askeri yönden çok önemli. Hı hı. İran seferleri içerisine giderken Osmanlı ordusunun gücünü teşkil eden bir yer Halep. Ve beylerbeyi çok mühim. Donanma diyebiliriz aslında. Donanma biraz daha farklı. Hı hı. Donanma Trablusşam. Mesela Trablusşam deniz kıyısında, o genelde limanların idaresini ve çok önemli bir yer. Aynı zamanda Trablusşam Avrupa'ya karşı İran'dan gelen İpek yolu üzerinde ticaretin en önemli bir noktası. Ve Osmanlı'ya, orada Avrupa'ya Osmanlı ticareti çok destekliyor, teşvik ediyor. Ve bakıyorsun İran'dan gelen o eşyalar Trablusşam, orada bir gümrük ve Avrupa'ya aktarıyor. Böylece orayı bakıyorsun Trablusşam hem limanların yerinde, hem merkezi, hem onları takip ediyor. Ötede Şam, Şam mesela haç yolunu, Şam Beylerbeyi özellikle haç yollarını hasreten koruyan bir noktadadır ve çok önemlidir. Ve bunlar burada, Osmanlı bir beylerbeyi buralarda var. Beylerbeyi'nin yeniçeriler, kuvvetleri, askerleri var. Aynı zamanda mahalli idareleri devreye sokuyor Osmanlı. Onları atmıyor. Onlara görev, bir görev veriyor. Merkezde şimdi, bir yer veriyor. Evet, versin. O görevden biraz bahsedelim ama ne zaman bahsedelim hocam? Tarih ve Medeniyet'in kısa reklam arası dönüşünde bahsedelim. Kısa reklam arası, ardından burada olacağız. Efendim, tarih ve medeniyet kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi hocam, gelen sorularımız var, tweetlerimiz var. Onları biraz paylaşalım seyircilerimizle. Mehmet Akif Şimşek sormuş. Yavuz Sultan Selim Han'ın tahta kısa süre kalması hakkındaki rivayetler doğru mudur hocam? İbrahim Pazan sormuş. Yavuz'un çok kısa zamanda devleti iki katına çıkarmasını olgun bir yaşta padişah olmasına bağlayabilir miyiz demiş. Emre Alperen, Sultan Selahaddin Türk müdür yoksa Kürt müdür hocam diye bir soru sormuş. Yavuz'un Şah İsmail'e mektuplarıyla ilgili Mintez Şimşek ise Azerilerle konuştuğumuzda özellikle iddia olunan bir konu var diyor. Diyor ki Yavuz Şah İsmail'e çok ağır ve galis küfürler içeren mektuplar yazmış. Bu da doğru mudur deniliyor hocam? Evet, kısaca gelen cevaplar verelim. Olur. Vaktimiz dolayısıyla. Tamam. Şimdi Yavuz Sultan Selim'in kısa sürede kalması ile ilgili rivayet muhtemelen izleyicimiz tam açmamış ama babası Bayezid Han'ın ömrün kısa olsun, kılıcın keskin olsun, herhalde onu kastediyor. Bu yabancı bir roman ve ondan da alan bizim romancıların bir uydurması. Böyle bir ifade yok. Yani takdiri ilahi, epeyce de yaşı var. Yani hiç alakasız bir durum bu. Onu ifade edeyim. Evet. Yavuz Sultan Selim'in Cihangir özelliklere sahip bir kimse. Hani olgun bir yaşta tahta çıkması bu kadar, evet, kısa sürede
Elbette ki olgun bir yaş ve tecrübe ile o Cihangir özelliklerini birleştirmiş diyebiliriz. Fakat Yavuz Sultan Selim'in evvelinde de bu özellikler vardı. Hani bu hiç etkisiz midir diyemeyiz. Mutlaka onun da bir etkisi olmuştur, bir katkısı olmuştur. Zira Yavuz Sultan Selim çok zorlu iki meseleyi kısa sürede ve çok önemli bir şekilde halletti. Kalıcı başarılara imza attı. Çok mühimdir o. Evet. Belki uzun da biraz daha cevap verilebilir ama yani etkili olduğunu ifade edelim sorusuna. Selahaddin Eyyubi ne Kürt ne Türktür. Şu anda ağırlıklı Selahaddin Eyyubi'nin ağırlıklı üzerinde durulan nokta Arap olduğudur bilinen. Kürt olduğunu da biz ihtimalinin yüksek olduğunu ifade edelim. Ama Türk olmadığını, Türk en zayıf halkasıdır biliyoruz. Azerilerin Galis küfürler Yavuz evet. Sultan Selim'in yani bu ağır bir ifade. Yavuz Sultan Selim kendisini meydana çekebilmek için hakaretimsi şeyler yapmıştır. Veya onun hani ne diyelim nefsine gururuna dokunacak sözler söylemiştir. Meydana çekebilmek için bir takım ifadelerde bulunmuştur. Ama bunları küfür diye ifade edemeyiz. Galis küfür diye ifade edemeyiz. Aynı şekilde Şah İsmail de Selim Han'a bazı şeylerde bulunmuştur. Bunlar mektuplarda kendilerinin moralini bozmak, meydana çekmek, sinirlendirmek. Zira bir insan sinirlendiği zaman ne yapacağını bilemeyebilir. Bunlar devlet başkanları arasında vardır. Ama öyle şanına yakışmayacak mesela İsmail Bahadır diye başlar. Ve sözleri öyle hakaretimsi şey değildir. Fakat meydana çıkmıyorsan sana sultanlık haramdır. Sana sultanlık yakışmaz. O zaman git evinde otur. Kadın elbiseleri yollar. Yani burada bir gururunu kırma gibi bir şey vardır. Yoksa ona küfür, galis küfür deyince ne anlıyor insanlar bilmiyorum işte. Her şey akla gelir. Öyle bir küfür ifadesi ve sözü asla yoktur. Onu ifade edelim, söyleyelim. Evet. Evet. Hocam bir katkı daha var. Eray Akçay, hocam Yavuz Han'ı Anadolu'ya geri gidelim diye nasıl ikna ettiler? Bu mısraları da sizden duymak isteriz diyorlar. Nemiz kaldı bizim mülki Arap'te. Nice biz dururuz Şam-ı Halep'te. Cihan halkı kamu ışı Tarab'de. Gel ahi gidelim Rum illerine diye böyle katkıda da bulunmuşlar. Yazmış, çok teşekkür güzel. Ediyoruz. Mısır'ın fethinde oradaki hadiseleri anlatırız inşallah. Yavuz Sultan Selim'e daha bir iki program daha ayıracağız. Zaman içerisinde ama inşallah Mısır'ın fethi ve oradaki hadiseler çok güzeldir. Oraya değinmiş izleyicimiz. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Hocam dedik ki Suriye'de Osmanlı idaresi şimdi üç parçaya ayrılması, üç eyalete ya ayrılması. Ya Osmanlılar pratik bir bakımdan, gerçekten oradaki çok dinli, çok ırklı. Yani bakıyorsun Hristiyanlar var, Arap Hristiyanlar var, Arap Müslümanlar var, Nusayriler var, Maruniler var. Türkler var, Kürtler var. Fakat Selçuklu'dan itibaren uzun süre Türk ve Osmanlılarda 500 neredeyse 450 sene Türk idaresinde kalan bir yer. Yani 16. yüzyıl, 20. yüzyıl. 20. asır evet, 20. böyle bir nokta. 400 sene Türk idaresinde ve orada o kadar Türk gruplar oraya yerleştirildi ki Moğol önünden kaçan Türkler bunları Selçuklular da yerleştirdiler. Türkmen grubunun en yüksek olduğu yerlerden biriydi. Şam ve Halep bölgeleri bugün bile öyledir. Bu kadar geniş Hristiyanı, Yahudisi, farklı farklı mezhepleri, Müslüman grupları, diğer grupları bir arada Osmanlı gibi adil bir idare tuttu. Adil idare ve neredeyse aralarında hiçbir doğru dürüst şey olmadan, münazara, münakaşa, kavga, gürültü olmadan olduysa bir dönem o Celali isyanları döneminde ki onun sebepleri farklıdır. Celalileri işlediğimiz bir dönemde onları da konuşuruz. Bir dönem içerisinde olmuştur ve gayrimüslimler en rahat dönemi yaşamışlardır. Böylesi bu Osmanlı adil idaresinin neticesidir ve de neredeyse hiç kan dökülmeden bu bölge en huzurlu dönemini yaşamıştır. Bakın Osmanlı Balkanlar gibi, Filistin gibi, Orta Doğu gibi, bugün Suriye denilen Orta Doğu gibi en karışık bölgeleri en güzel bir şekilde idare edebilmiştir. Peki ne oldu Osmanlılar 1918'de kaybettiği zaman?
Oraya Fransız, yaklaşık 20 sene, 26 sene sürecek bir Fransız idaresi oraya yerleşti. Ne yaptı Fransız idaresi? Asıl tahribat belki bu dönemde başladı. Bu noktada başladı. Bütün sıkıntı bu dönemde başladı. Zira onlar kendilerine bir yeri idare ederken adil bir idare değil, kendilerini rahat sömürebileceği bir idare, yani en zayıfı en güçlü noktaya getiriyorlar. Yani kimin üzerine orada? Nusayriler üzerine. %8'lik, %6'lık bir gruba bütün silahları veriyorlar. Bütün idare mekanizmasına onları getiriyorlar, onları yerleştiriyorlar. Ve giderken onlara veriyorlar, zira sömürecekler. Kimi? İşte o insanlara. %80'lik bir oradaki hakim grubu yok sayıyorlar. Yok sayıyorlar. %6'lık, 8'lik bir grubun eline veriyorlar ve çekiliyorlar. Kaç sene duruyorlar? 26 sene. Hadi dur bakalım 400 sene. Fakat çekilirken bir numara, bir oyun. İşte oradaki %6'lık en zalim bir gruba. Yani yok ediyor adam. Daha önce biz bu Esad'ın babasını da gördük, Hafız Esad'ı. Oradaki hem de Kürtlere. Bugün aynı zamanda oradaki kendi Suriyeli Kürtleri kullanmıyor. Bugün Esad Suriye'deki Kürtleri kullanmıyor. Dışarıdan Kürtleri getiriyor, onlara öldürttürüyor, onlara imha ettiriyor. Kimi? Sünni Müslümanları, Türkleri. Orada o zulme karşı çıkanları, duranları yok ettiriyorlar. Yani bugün barış falan yapılsa falan bu yok edilme durmayacaktır. Peki hocam, diyorlar ki yani Haçlı seferlerinin bir benzeri olarak addediliyor. Yani öyle lanse ediliyor. Bu doğru mudur bu esnada? Yani Haçlı seferlerine biz ne diye karşı çıkıyoruz? Girdikleri yeri yok ettikleri için. Buna biz değil, buna Hristiyanlar da karşı çıkıyor. Hı hı. Şimdi aynı şeyi onların teslim ettiği güçler de yapıyor. Aynı usulü, işte Fransa'nın teslim ettiği o güç böyle zalim bir güç. Ya bu önceden de yapıyordu. Geçen hafta da söyledim. Siz Fransa'da, Suriye'de hiç zerre kadar şöyle bir işte hükümete karşı aleyhte bir yürüyüş, hak arama, özgürlük arama diye bir şey görebildiniz mi? Düne kadar, bugün bana mesela bir izleyicimiz de böyle bir sual tevdi etmiş, İhsan Aydın Bey. Hani hükümet yanlısı bir açıklama yapmışsınız bunu söylerken, böyle bir şey diyor. Bir yıl önceye kadar kardeşim Esad'tı, neden bir yıl sonra Esed oldu? Neden bu Irak'ta 2 milyon kişi neden oraya öldü, oraya sahip çıkılmadı? Mesela sualler geliyor. Evet. Önce hadiseye tarih olarak bakmak lazım. Bugün biz mesela kardeşim Esad'tı, güzel, doğru. Peki kardeşim dediğim bir insanın zulmüne de kardeşim mi değil? Yani şey, dün kardeşim dediğim bir insan, hı hı, bugün zulüm yapıyor. Dün kardeşim diye bildiğim, ortak hareket ettiğim bir kimse bugün yanlış yapıyor. Yanlışına da mı bunu söyleyeyim? Evet. Bunu belki muhtemelen biz iyi ilişkiler içerisinde olursak güzellikler yaptırabiliriz diye bakar. Ben insanlarla ilişki kurulmasına karşı değilim. Hı hı. Devletler ilişki kuracaktır. Ama ilişki kurdum ve kardeşim dedim diye yarın bir yanlış yapıyorsa o yanlışını da es mi geçsin, görmesin asla mi? Asla böyle bir şey söz konusu dahi değil olamaz. Mi? Evet. Olabilir mi? Yani buna karşı durması çok önemlidir. Eğer karşı durmasaydı ben tenkit ederim. Evet, kısa vadede bugün yanlış yapıyor. Belki bugün bir şeyini göremiyor. Hı hı. Yani evet, işte mani olabiliyor musun? Olamıyorum. Evet. Önleyebiliyor musun? Önleyemiyorum. Buna bir şey söyleyemiyoruz. Bir sözümüz yok. Ama kısa vadede baktığımızda neden önleyemiyorsun diye tenkit edilebilir. Ama devletler uzun bir süreçtir. Yarın hak doğrunun yanında olanın yanında olacaktır. Evet hocam, geldik yine. Doğrunun yanında olacaktır hak doğru, o ama kazanacaktır. Doğrunun yanında ve doğru giden, doğru yürüyen her zaman kazanacaktır. Yani inşallah haftaya yine özetleriz bu konuyu. Sonlandıralım. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten önemli bir mevzu. Haftaya da özetleyebiliriz ve sorularınızı ve paylaşımlarınızı sevgili izleyenlerimizden bekliyoruz. Biz çok teşekkür ederiz hocam. Ben de çok teşekkür ediyorum. İzleyicilerimize de iyi haftalar diliyorum. Sizler de sağ olun. Sağ olun. Efendim, geldik bir tarih ve medeniyetin daha sonuna. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak ümidiyle tarihle kalın. Hoşça kalın.